LGS'ye son 22 gün başaracaksınız arkadaşlar. Çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz ve yapabilirim dediğiniz için hücreleriniz harekete geçecek. Bakın bu bir söz. Yapabilirim dediğin an 100 milyar sinir hücresi senin için harekete geçer. Yani inandığınız an başarırsınız arkadaşlar. Şu anda LGS sürecine az bir zaman kalmışken sözelde, sayısalda denemelerde istediğiniz netlere ulaşamamış olabilirsiniz. Bazen yanlışlarınız fazla, bazen az çıkıyor olabilir. Ama yapabileceğinize inandığınız zaman en iyi sınavınız 2022 LGS olacak. Hiç endişelenmenize gerek yok. Çözdüğünüz denemelerde bazı yanlışlarınız moralinizi bozabilir. Her zaman doğru yaptığınız şeyi bazen heyecanla yanlış yapıyor olabilirsiniz ama endişelenmeyin. İnşallah sınavda tahmin ettiğiniz en iyi neti yapacaksınız ve LGS 2022 sonrasında başaracaksınız. Yeter ki kazanacağınıza İnanın arkadaşlar. Yeter ki iyi netler yapacağınıza, soruları dikkatli okuduğunuzda, Türkçe'de, matematikte, fende, inkılapta, dinde, İngilizce'de en yüksek netlere ulaşacağınıza inanın arkadaşlar. Haftanın sorusuyla başlıyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. LGS'de 452 puan almak için bu aralar günde kaç soru çözmeliyim? Günde kaç deneme çözmeliyim? Matematikten 13 doğru yapıyorum. Bunu nasıl artırmalıyım? Öncelikle arkadaşlar hepinizin bildiği gibi LGS bir deneme olacak. Yani bir Haziran sabahı ...sabahleyin 9.30'da Sözel bölüme, 11.30'da da Sayısal bölüme girip bir deneme olacaksınız. Şimdi demek ki kendinize deneme çözmeye alıştırmanız lazım. 452 puan almak için bu aralar günde en az bir deneme çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani günde en az bir deneme. Dolayısıyla şuraya yazıyorum bak, günde kaç deneme çözmeliyim demiş ya... ...en az bir deneme çözmelisiniz. Günde kaç soru çözmeliyim? En az bir deneme, bak buraya yazıyorum, en az bir deneme... ...artı, bak artı diyorum... ...bundan sonrası çok da önemli arkadaşlar. Şimdi size söyleyeceğim çok önemli. Denemeyi aldınız tamam mı? Açtınız çözdünüz. Yanlışlarınız çıktı. Bu yanlışlarınızı iyice irdelemelisiniz. İyice yanlışların üzerine eklemelisiniz. Yani diyelim ki fende bu soruyu yanlış yaptıysan diyeceksin ki geri sayım denemelerinde ben 3 numaralı denemeyi yanlış yapmışım. 3 numaralı denemelerde işte 14 soruyu yanlış yapmışım. Neymiş fende? Oksijenli solunumu yanlış yapmışım. Oksijenli solunum konusuyla alakalı yani bu konuyla bağlantılı olan testlerden çözmelisiniz. Gidip onları tekrar etmelisiniz. Neden? Çünkü Denemeye oturdunuz ya 50 tane sözel 40 tane sayısalda ben şu nete ulaşırsam şu liseyi kazanırım. Bu nete ulaşırsam bu okulu kazanırım şeklinde kendinizi sabitleyeceksiniz. Dikkatli bir şekilde çözeceksiniz. Gerçek sınavdaymış gibi sanki o çözeceğiniz denemenin sonucu kabul edilecekmiş gibi. Yani LGS geri sayın deneme 4. Hayır bu denemenin sonucunu kabul edeceğiz demişler gibi. Mesela Millet Hakan'dan bir yetkili geliyor. Merhaba işte arkadaşımızın adı neydi? Fırat. Merhaba Fırat. Bu sene bu denemeni yaptın yaptın. Bunlar ne geldiyse onu kabul edeceğiz demiş gibi. Çok dikkatli bir şekilde çözeceksiniz. Ve dikkatli çözmenize rağmen hatalarınız çıkacak insanlık hali. Diyelim ki buradan 10 tane hatanız çıktı. Buradan da 10 e, tane hatanız çıktı. Örnek veriyorum. 10-10-20 tane farklı... ...konuyla alakalı veya bunların bazıları aynı konuda olabilir... ...20 tane farklı testi kendinize ceza olarak ödev vereceksiniz. Bir bakın diğer sefere yanlışların sayısı 8'e inecek. Çünkü ne kadar az yanlış yaparsanız o kadar az test ödev vereceğiniz için kendinize... ...soruları daha dikkatli okumaya başlayacaksınız. Ve diyelim ki e, hiç bilmediğiniz bir konu var. Diyelim ki matematikte hiç yapamadığınız bir konu var. Onunla alakalı boş ya da yanlış yaptığınız için kendinize ödev vermenize gerek yok. Yapabileceğiniz konularla alakalı... Çalıştığınız konularla alakalı hala sabahleyin çözdüğünüz denemede hata çıkıyorsa diyeceksiniz ki yeter, yeter, yeter. Ben bununla alakalı kendime ceza veriyorum. Akşama kadar test çözeceğim. Peki bununla alakalı. Peki hocam 90 90 yaparsam ne yapacağım? E, o zaman yapacak bir şey yok. Allah'a şükür edeceksin. Diyeceksin ki Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbi sen emeklerimin karşılığını verdin. Sana teşekkür ederim diyeceksiniz. Ha 90 90 yaptığınız zaman yine başka denemeler çözebilirsiniz. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlarım denemelerde en az yanlış yapabilecek şekilde kendinizi kodlamanız gerekiyor. Ve her gün deli gibi deneme çözmeniz gerekiyor. Bu da çok çok önemli. Matematikten 13 işte doğru yapıyorum. Bunu nasıl artırmalıyım? Matematikte arkadaşlar yine matematik denemeleri çözmelisiniz. Yani mesela bizim LGS matematik denemelerimiz e, burada size yardımcı olacak. Hocam siz de sürekli kitap çıkarıyorsunuz. Arkadaşlar sınavda da size bir kitap çıkaracaklar. Sözlerle sayısal kitapça çıkaracaklar. İçerisinde soruların olduğu bir deneme verecekler. O yüzden yani sınava böyle koşarak sınav çekerek hazırlanılmıyor. Sınava soru çözerek hazırlanılıyor. Biz de kitap kitaplarımıza güvendiğimiz için sorularımızın benzerliği LGS'de ispatlandığı için diyoruz ki arkadaşlar bu kitaptaki soruları çözün, yanlışlar şey yapın, çözümlerini izleyin. Ya yani bu şekilde faydalı olabileceğimiz için sizlere böyle yardımcı oluyoruz. Eğitim Bakanlığı kazanım testlerini de çözün diyoruz. LGS çıkmış soruları da çözün, örnek soruları da çözün diyoruz. Onların haricinde bunlara paralel olarak hazırladığımız LGS kitapçıklarımızdan da, LGS kitaplarımızdan da faydalanın diyoruz. Bu denemelerde ilk başta sarmal denemeler var. Yani ilerleyen denemeler. Sonra temel sorulardan oluşan denemeler. Kolay düzey, orta düzey, zor düzey, kazıkul aziz düzey. Yani çok zor düzey denemeler var. Bunları yavaş yavaş çözdüğünüzde sevgili Fırat İnşallah LGS matematikte de ulaşabileceğiniz en yüksek netlere ulaşmış olacaksınız. Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi İngilizce eğitim veriyor. Edirne'de sizleri bekliyor. 4,38 dilim var. Kazanılabilecek bir fen lisesi. Bitirildiğinde de Tıplar, mühendislikler, iktisatlar havada uçuyor. Yani başarılı öğrenciler sizleri bu okul bekliyor arkadaşlar. Haftanın kaynağını az önce göstermiştim. 8. sınıf LGS matik matematik denemeleri matematik denemesi adı hazırlanmış en güncel kitap yani en son e, sorular, en son örnek sorular, en son 2021 sayısal kitapçı, 2020 sayısal kitapçı incelenerek. 2022'de soru yakalamak için hazırlanıldı arkadaşlar. Muhtemelen sınavdan sonra da bakın bu sorunun benzeri gelmişti. Bakın bu soruyu sormuştuk diyeceğimiz bir kitap olacak. Mutlaka bu kitaptaki soruları da çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hem LGS matik denemelerini hem geri sayım denemelerini açıklamadaki Tonguç Mağazanınkinden ulaşabilirsiniz. Kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayallerinize giden yolculukta sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Ulaşacaksınız arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin.